Işık hayatın akıp gidişinde sayısız duygu, düşünce yazar. Gözümüzün önünde geçip giderler. Fotoğrafsa zamanın ölçülemeyecek kadar kısa anlarında bunlardan yine sayısız kadarını yakalar. Ben gördüklerimi kaleme alıyor, söylüyorum. Tercümeyi doğru buluyorsanız, sizlerin duygu ve düşünce haznenizi kıpırdatıyorsa ne mutlu. Dünyadan birkaç ana bakalım, kaleme alalım, söyleyelim. Mülteci fotoğraflarının ortak bir yanı mı var? Ya da sönen umutlar mı anları böyle yapıyor? Veya yangının isi mi? Yunanistan'ın Lesbos adasında acımasızlık ve vurdum duymazlığın insan tıkıştırdığı Moria kampında çıkan yangından kaçıyorlar. Anda kasvetli bir kara kalem dolaşıyor sanki. Mültecilerin endişelerini, korkularını ve çöken umutlarını çizen yangının isi değil, yeryüzü adaletsizliğinin yağdırdığı karanlık. AP ajansı Malezya ve Endonezya'da palmiye plantasyonlarında çalışan göçmen veya kaçak emekçilerin çilesini anlatan geniş bir dosya yayımladı. Ajans, Asya'nın yakın ülkelerinden palmiye ağacı bahçelerinde çalışmaya gidenlerin sömürülmelerini veya karşılaştıkları ciddi insan hakları ihlallerini anlattı. Birkaçını sayalım. Çocuk işçiliği, tam kölelik ve suç kayıtlarına göre tecavüz. Yetmez mi? Bu ortamda üretilen palmiyanı anlı şanlı uluslararası firmalar satın alıyorlar. Bir süpermarketin çikolata, şekerleme veya kozmetik reyonlarında elinizi bilmeden uzattığınız ürünlerde bu insanların kahrı var. Foto muhabir Binsar Bakkara, Endonezya'ya palmiye toplamaya gitmiş ve yakalanmış Bangladeşlileri kamyon kasasında göçmen toplama kampına götürülürlerken fotoğraflamış. Ağanın bu tarafında çilelerinin çetelesinin yazılı olduğu görünmez büyük bir pano var. Gözleriyle orada kendi hikayelerini arıyorlar. Evimizi, yeryüzünü kuruttuk da kuruttuk. Artık yangınlarda ateşin kendisi bile elinin çabukluğuna şaşırıyordur, kim bilir. Birleşik Devletler'de Los Angeles kentinin kuzeydoğusunda bulunan Juniper Hills kasabasındaki çalı yangını da 2020 yılının felaketleri arasında artık. Bir yuşa ağacı kendi felaketini bekliyor. Yapraklarının dikensi hali anda kendinden değil, tanık olduğu dehşetten. Ağaca adı yuşa peygamberin tasvirlerini anımsattığı, gökyüzüne ellerini açmış gibi göründüğü için verilmiş. O halde dehşet içinde Allah'a insanları şikayet edişi de ana yazılmış. Kenya'da Afrika'daki Masai halkı 10 yılda bir çok önemli bir tören yapar. Savaşçı statüsündeki erkeklerden emekli olanlara, yani yaşlılığa adım atanlara sonraki yaşamlarında cesaret verme töreni desek yeridir. 23 Eylül günü yapılan son törende Kenya ve komşu Tanzanya'dan bu buluşmaya 15 bin Masai erkeği katıldı. Kenyalı Matapato klanının kadınları, kabilenin yaşlılığa adım atan erkekleri için şarkı söyleyerek tören alanına ilerliyorlar. An, Masaili kadınların anı değil. Masailerin binlerce yıllık geleneklerinin ve yaşam tarzının boncuklarla, şallarla, pullarla, renklerden çığlık çığlığa söylediği
şarkının anı.